Ülkemizde yer bilimlerinin gelişiminde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yeri ve rolü. Türkiye'de jeoloji araştırmaları 19. yüzyılın ilk yarısında inceleme gezileri şeklinde başlamış. Bu gezileri daha sonra bölgesel çalışmalar, araştırmalar izlemiştir. Bu dönemde tümüyle yabancılar tarafından gerçekleştirilen inceleme ve araştırmalar Olivier 1809 ile başlamıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında inceleme ve araştırma faaliyeti tüm ülkeye yayılmış. Değişik ulusların araştırıcılarının yıllarca süren çalışmaları ile Türkiye'nin büyük bir bölümünün jeolojisi ana çizgileriyle ortaya çıkarılmıştır. Bu dönemde araştırmacılar içinde yer alan tek Türk araştırmacı Dr. Abdullah Bey 1870 olmuştur. 20. yüzyılın başlarında 1900-1935 Anadolu'daki jeoloji araştırmaları ilerleme sürecine girmiş, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ve Batı Anadolu'da gerçekleştirilen arazi incelemeleriyle Türkiye jeolojisine ve jeomorfolojisine önemli katkılarda bulunulmuştur. Bu dönem içinde yurdumuzda yayımlanmış olan en ilginç jeoloji haritası, Damat Kenan ve Ahmet Malik Beyler tarafından hazırlanan ve 1920-1336 yılında İstanbul'da Matbaacı Amire'de eski Türkçe yazıyla renkli olarak basılan biri 1500-000 ölçekli haritadır. Anadolu İnki Arz Haritası. Doğu sınırı 38. boylam olan ve önemli maden yerlerini de içeren bu jeoloji haritası yapılışı, basılışı ve yazı türü bakımından bir sanat eseri, değerli bir tarihsel belge niteliğindedir. 1930-1935 yıllarında ise İstanbul Üniversitesi'nde görevli Profesör E. Çaput ile İbrahim Hakkı, Ahmet Malik, Hamit Nafiz ve Muhsin Adil Beylerin birlikte hazırladıkları bir 135-000 ölçekli Ankara mıntıkasının coğrafya haritası, Türkiye'de Cumhuriyet devrinde basılan ilk ayrıntılı bölgesel jeoloji haritasıdır. 1935 ile 1950 yılları arası Türkiye'de jeoloji araştırmalarının ve harita yapımının tarihsel gelişmesinde önemli bir aşamayı simgeler. Bu dönemde bir yandan İstanbul ve Ankara üniversitelerindeki yerli ve yabancı jeoloji öğretim üyeleri memleketin çeşitli bölgelerinde sürekli araştırmalar yaparlarken, 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün (MTA) kurulmasıyla yurt çapında sistemli bir jeoloji ve madencilik faaliyeti başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1933 yılında 1. Sanayi Planı'nda Jeoloji Enstitüsü kurulması gündeme gelmiş. Ülkemiz yeraltı servetlerinin devlet eliyle meydana çıkarılması ve değerlendirilmesi düşüncesiyle 1933 yılında Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Petrol Arama ve İşletme İdaresi ve Altın Arama ve İşletme İdaresi adlarıyla iki kurum oluşturulmuştur. 22 Haziran 1935 tarihinde ise 2804 sayılı kanunla bütün madenlerimizin yer bilimleri yöntemleriyle sistemli olarak araştırılması amacıyla her iki kurumu da içine alan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kurulmuştur. MTA Enstitüsü'nün kurulmasıyla jeoloji araştırmalarında önemli gelişmeler olmuş. Yerli ve yabancı yer bilimcilerin katılımıyla sistemli olarak Türkiye'nin jeoloji haritalarının yapımına hız verilmiştir. MTA Enstitüsü Türkiye'nin jeolojisinin aydınlanmasında petrol, metalik maden, endüstriyel ham madde, kömür, jeotermal enerji ve yeraltı kaynağının ortaya çıkarılmasında ve bunların ekonomiye kazandırılmasında öncülük etmiş, dünyadaki eşdeğer veya benzer kuruluşlarla yarışmış ve bu konuda kendini kabul ettirmiş araştırmacı bir kamu kurumu olmuştur. Ülkemizin her alanda ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları kendi topraklarımızdan karşılayabilmek için gereken, her türlü jeolojik araştırma ve doğal kaynak aramalarını yapabilecek şekilde organizasyonunu geliştiren MTA, örgütsel yapısı ve uzman birikimiyle benzerleri arasında dünyanın en önemli kurumlarından birisi olmayı başarmıştır. 1935 yılında enstitü olarak kurulan ancak 1983 yılında bu niteliği kaldırılarak genel müdürlük haline dönüştürülen MTA Genel Müdürlüğü, 2804 sayılı kanunda belirtilen görev kapsamı çerçevesinde doğal kaynakların aranmasına yönelik temel yer bilimleri araştırmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda,
Yer bilimleri ilgi alanlarında ve madencilik sektöründe yararlanılmak üzere jeolojik altyapı bilgileri oluşturmak, ülkemizin jeolojik yapısını ve özelliklerini araştırmak. Bu araştırmalara paralel olarak ülkemizin çeşitli ölçekli ve amaçlı jeoloji haritalarını, değişik teknik ve yöntemlerle jeofizik haritalarını ve değişik ölçekte metalojeni haritalarını yapmak, bunları gelişen bilgi ve teknolojiye göre sürekli olarak yenilemek ve güncellemek. Ülkemizde metalik maden, endüstriyel ham madde, kömür, petrol, doğalgaz, jeotermal kaynaklarını arayıp bulmak ve bunları madencilik sektörüyle yatırımcıların hizmetine sunmak. Deprem, heyelan, sel ve B doğal afetler bakımından riskli bir coğrafyada yer alan ülkemizde, bu afetlerin önceden belirlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yaparak değişik ölçekte dirifay, heyelan ve haritaları üretmek. Hızlı bir sanayileşme ve kentleşme sürecinin yaşandığı ülkemizde çevre ve insan sağlığı sorunları ile ilgilenmek, bu amaçla metropoliten ve tıbbi jeoloji projeleri hazırlamak. Madencilik sektörü başta olmak üzere tüm yer bilimleri dallarında eleman yetiştirmek şeklinde özetlenebilecek konularda çalışılarak elde edilen bilgiler yer bilimciler ile paylaşılmaktadır. MTA ülkemizde bulduğu ve ekonomiye kazandırdığı pek çok metalik maden, endüstriyel ham maddeler, enerji ham maddeleri ve yer bilimlerinin çeşitli konularında her zaman ilkleri gerçekleştirerek yer bilimlerinin itici gücü olmuştur. Halkımızın güvenlik ve refah düzeyini artırmak amacıyla olaylara ve geleceğe geniş bir perspektiften bakan MTA'nın ülkemize kazandırdığı ve kazandırmaya devam ettiği çalışmalarında değinilmiştir. 1-1-25-000 ölçekli jeoloji haritalarının üretilmesi. Kurumumuzda ülkemiz doğal kaynaklarının bulunmasına ve her türlü altyapı çalışmalarına yönelik değişik amaç ve türde jeoloji haritaları üretilmekte ve yer kabuğunun yapısını ortaya çıkarmak üzere jeolojik araştırmalar yapılmaktadır. Ülkemizde yer altındaki maden ve diğer doğal kaynakların bulunabilmesi, doğal afet kaynak alanlarının belirlenebilmesi, ancak günün koşullarına uygun 1-25-000 ölçekli jeoloji haritaları ile mümkündür. 1960'lı yıllarda MTA tarafından tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde 1-25-000 ölçekli jeolojik harita yapımına başlanmış, 90'lı yılların ortalarında büyük ölçüde tamamlanmıştır. 5547 adet olan bu haritaların birçoğunun yapımından sonra yer bilimlerinde çok hızlı ve önemli gelişmeler meydana gelmiş, maden aramaları çeşitlilik göstermiş ve hız kazanmıştır. Bunun yanında nüfus artışı ve şehirleşmeye bağlı olarak altyapı, tünel, baraj, köprü, boru hatları, çevre mühendislik hizmetleri yaygınlaşmıştır. Yer bilimleri konusunda altyapı hizmetleri üretebilmek, ülkemizin üzerinde bulunduğu yer kabuğunun jeolojik evrimini ortaya çıkartabilmek amacıyla geçmiş yıllarda yapılmış, ancak günün ihtiyaçlarına her alanda cevap veremeyen 1-25-000 ölçekli jeoloji haritaları, günün koşullarına uygun temel bilgileri içerecek şekilde güncelleştirilmektedir. Harita ve bilgilerin hizmete sunulması. Üretilen harita ve jeolojik bilgilerin toplum yararına hizmete sunulabilmesi için orta ve küçük ölçekte jeoloji haritaları basılmakta ve bu haritalara ait bilgiler veri tabanında depolanmaktadır. Maden aramalarında bölgesel prospeksiyon amaçlı kullanılan ve özellikle özel sektör madenciliği ile doğalgaz boru hattı, otoyol, baraj, kentsel alanların ve sanayi bölgelerinin makroja planlamasında ihtiyaç duyulan, çevreye ilişkin çeşitli çalışmalarda ve birçok mühendislik projelerinin uygulanmasında gerek duyulan jeoloji haritaları, değişik küçük ölçeklerde, sistematik ve sürekli yenilenerek hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır. Kuruluşundan bu yana MTA ürettiği haritaları basarak hizmete sunmaktadır. Bunların arasında 1-800-000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası 8 BAFTA 1941-1945 1-500-000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları 18 BAFTA 1961-1965 1-500-000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları 2 Baskı 18 BAFTA 2003
1-100-000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları 444 BAFTA 1946-1956. 1-100-000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları 229 BAFTA 1986-2010. 1-250-000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları 6 BAFTA 1997-2002. 1-50-000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları 22 BAFTA 1971-2005. 1-2-500-000 ölçekli Türkiye tektonik haritası 1960. 1-1-000-000 ölçekli Türkiye metalojeni haritası 1970-2000. 1-2-000-000 ölçekli Türkiye jeomorfoloji haritası 1982. 1-1-000-000 ölçekli Türkiye Drifay haritası 1992. Türkiye Paleocoğrafya Atlası 1998. Kuzey Anadolu Fayı Atlası 2003. Doğu Anadolu Fayı Atlası 2008. Sayılabilir. Yukarıda sözü edilen yerbilim haritalarının hazırlanması ve basımı ülkemizde sadece kurumumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.